Efendim Mutlu Günler yayın başladı. Her salı olduğu gibi yine karşınızdayız. Sayın Mustafa Ulucalı ile birlikte. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyi haftalar diliyoruz. Güvenli düzenli trafik diliyoruz. Peki iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Çok şükür iyi. Dün Sakarya'da çok yoğun bir gün geçirdim. Siz gün boyu oradaydınız galiba. Gün boyu oradaydım. Önce bir gururumuz, yani milli trenin yapıldığı Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı vagon fabrikasındaydım. Orada yapılan çalışmalarla ilgili değerli meslektaşım Profesör Doktor İlhan Bey, İlhan Koca Arslan Bey bilgi verdi. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız da bizi davet etmişti. Şimdi her şey yolunda. Şimdi bu dün çok enteresan, güzel bir güne de şahit oldum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin de başkanı. Sakarya Büyükşehir. Evet, o arada Kırgızistan'dan çok sayıda belediye başkanı da ve Cumhurbaşkanlığından, hem Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanlığından hem belediye başkanlarımız vardı. Onlarla ilgili bir toplantılara katıldık ve orada da sağ olsun bana da o başkanları da ilgilendiren ulaşımla ilgili, toplu ulaşımla ilgili bir sunum yaptım. Çok ilgilerini çekti. Soru cevaplar oldu. Böyle güzel dolu dolu Sakarya'da Kırgızistan'dan gelen başkanlarla vagon fabrikasında son derece güzel bir gün geçirdik. O gün o etkinlikler içerisinde de Marmara trafik Sakarya'da da çok iyi takip edildiği için başkanımıza bizim konuğumuz olur musunuz dedim. O da sağ olsun tamam dedi. Bugün bir Edirne yolculuğu var herhalde, bir belediyelerin yine bir toplantısıyla ilgili. Şimdi biz biri çeyrek geçe gibi inşallah kendisine bağlanacağız. Bağlanacağız, şu anda telefon hattında. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Büyücü'ye birazdan az sonra bağlanacağız. Sakarya'da da muazzam gelişmeler olmuş. Yani ben de sık sık başkan davet ediyor, gidiyoruz. Bayağı faaliyet fazla, hareketli, nüfus fazla. Başkanımız şu anda telefon hattında. Değerli başkanım, iyi günler. Radyo trafikten, Marmara trafikten selamlar, saygılar size, Sakarya'ya. İyi günler Sayın Başkan. İyi günler diliyorum. Sakarya'dan yayın yapan bütün ekip arkadaşlara sevgiler, saygılar, sizlere de hürmetlerimi arz ediyorum. İzleyenlerimize de yine muhabbetlerimi ve sevgilerimi arz ediyorum. Bağlanmadan önce dün dedim ki çok şanslıydım. Başkanımız davet etmişti. Güzel bir güne denk geldi. Kırgızistan'dan misafirleri vardı. Onlarla beraber yapılan toplantılara katıldım. Onlarla bilgilerimi paylaşma fırsatı verdi başkanımız. Vagon fabrikasını gördüm. Fevkalade oldu. Çok büyük istifade ettiler gerçekten. Ve bizim gelişme trendimizin ne kadar büyük hızla yükseldiğini bizzat belediye başkanları da kesinlikle şahit etmiş oldu. Hem görsel olarak hem de içsel olarak, duysal olarak bizzat müşahede etmiş oldular. Ve burada etmen olarak sizler çok ciddi bilgiler aktardınız. Hocam sizlere teşekkür ediyorum. Esas biz size teşekkür ediyoruz ki böyle bir fırsat hiç unutamayacağım bir anı olarak kayıtlarıma geçti. Bu arada da Sakarya izlemeye devam edin Sayın Hocam. Bir de başkanım o Sakarya ile ilgili sunumunuz da çok etkileyici. Muazzam bir şehir. Size bağlanmadan önce onları da birazcık anlatmaya çalışıyordum. Bu arada o güzel ilçeleriyle beraber sizin bu hazırladığınız o stratejik plana bağlı olarak şimdiden oluşturduğunuz projeler inşallah bunlar da kısa zamanda hayat bulursa bambaşka bir Sakarya olacak. Şimdi inşallah. Biz değerli başkanım şimdi Sakarya, Marmara trafik Sakarya'da da çok iyi dinlenen bir bölgedesiniz. Evet. Bütün Marmara bölgesi, İstanbul, Ankara, İzmir dinliyor. Şimdi biz sizin çalışmalarınızı biliyoruz ama Sakarya'da da bazı sorular var. Onlar da ilerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda Cezayir Bey'le soracağız. Şimdi evet, siz Sakarya ile ilgili göreve geldiğinizde ulaşım trafik güvenliği ile ilgili nasıl bir durum gördünüz? Bundan sonra nasıl bir strateji geliştirdiniz? Neler yapıyorsunuz? Bunları bir dinleyicilerle paylaşırsanız seviniriz değerli başkanım. Söz sizde, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Malum trafik konusu sadece Sakarya'nın değil, bütün ülkemizdeki şehirlerin ana sorunlarından ya da ana önemli konularından bir tanesi.
Sorun deyince farklı bir algı oluşabilir. Bu tabii ki sadece Türkiye ülkemize mahsus değil. Dünyada da bu gelişen bir şehrin gelişmeyle beraber sahip olduğu en önemli ihtiyaç, olacağı ihtiyaç ulaşımdır. Demek ulaşım gelişmenin paralelinde büyüyen bir sektördür, paralelinde büyüyen bir olgudur. Netice itibariyle Sakarya'da her gün gelişen, her gün büyüyen ve her gün kendini yenileyen bir şehirdir. Yenileyen şehir olması münasebetiyle ulaşım da o nispetle ihtiyacı, şehir üzerine ihtiyacı had safhaya çıkmaktadır. Tabii ki buradaki ulaşımla ilgili çalışmalarımızı geldiğimiz günden bu yana devam etmekteyiz. Uzman firmalarımızı, uzman arkadaşlarımızı ülkemizde gerçekten bu konuyla ilgili ciddi başarılar sağlamış olan firmaları, uzman kuruluşları şehrimize davet edip ve şehrimizle ilgili çözümlerini ve bundan sonrası daha iyi nasıl yapabilirizleri yoğun bir şekilde müdahale ediyoruz. Çalıştaylar yapıyoruz. Ve bunların başına da biz siz de geliyorsunuz değerli hocam. Sizlerin de fikirlerinizden, görüşlerinizden, bilgilerinizden, tecrübelerinden istifade ediyoruz. Ve Sakarya'mızı ulaşım noktasında Türkiye'de yaşanabilir kentler seviyesinde ve gerçekten ulaşımda insanların bıkmadığı, bunalmadığı bir seyahatin keyfe dönüştüğü, yani işe giderken olsun, evine giderken olsun bir seyahattir netice itibariyle. Bunu eziyet değil, nasıl keyfe dönüştürebiliriz? Bunun çalışmasını yapıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın en rahat ve en uygun şartlarda bizi gerektiren noktaya taşıması için her türlü çareyi başvuruyoruz. Bunlarla ilgili bir yandan özel sektör, bir yandan küçük taşıma araçları, bir yandan orta boy taşıma araçları, bir yandan büyük taşıma araçları, bir yandan daha büyüğünü nasıl oluşturabiliriz ve bununla ilgili ne yapmamız lazım, hangi güzergahları belirlememiz lazım, bu sistem devam ediyor ve şu anda son geldiği noktada malum ülkemizin çeşitli illerinde hafif raylı sistem var ama Sakarya'mızda hafif raylı sistemimiz yok. Dolayısıyla bir enteresan bir konuyu da burada paylaşmak istiyorum. Buyurun. Dün yine TÜBİTAK Genel Müdürümüzle uzun uzun bir aradaydık. Fabrikayı tekrar sizden sonra fabrikayı tekrar gezdik. Fabrikayla ilgili oradaki kanaatlerimizi, görüşlerimizi, çalışmalarımızı müdahale ettik. Ve şunu söyledim. Ya Türkiye'de tek vagon fabrikası var. O da Sakarya'da. Ve Türkiye bütün ülkemizin şehirlerine ve dünyaya vagon gönderiyor. Ray sistemlerle bir takım araçlar gönderiyor. Ama Sakarya bundan istifade edemiyor. Yani Sakarya burun dibinde, hani bir söz vardır, mum dibine ışık vermez diyerek, gerçekten de çok da doğru bir sözmüş. Yani burada TÜBİTAK gibi vagon fabrikası merkezi, Türkiye tek vagon fabrikası var Sakarya'da. Ama Sakarya'da vagonla ilgili yahut da ray sistemle ilgili herhangi bir atak yapılmamış bugüne kadar. Demek zamanı gelmemiş, öyle diyelim. Demek talep de olmamış değerli başkanım sizden zamanı önce. Zamanı gelmemiş. Öyle daha doğrusu o, evet. Zamanı gelmemiş. Şimdi vakit geldi diyoruz. İnşallah Sakarya'mızı ray sistemlerle ciddi bir ulaşım ağıyla buluşturmayı ve ulaşım ağına dönüştürmeyi planlıyoruz, tasarlıyoruz. Bu konuda sizlerin de tekrar bundan böyle de desteklerinizi ısrar ediyoruz. İnşallah Sakarya ulaşım noktasında da çok daha fevkalade duruma gelecektir. Çünkü bir şehrin gelişmişliği, kültürü, rahatlığı, medeniyeti ulaşımla mukayese edilir. Eğer bir şehirde ulaşım karman çorbansa o şehrin başka işlerinden, başka faaliyetlerinden bahsetmeye gerek yoktur. Yani trafiği çözmemiş, trafiği alt üst olmuş, trafiği kimin eli cebde olmuş, trafik insanları zor duruma bırakmış yahut da çekinmez hale getirmişse başka bir şeylerden o şehirle ilgili bahsetmeye gerek yok. Trafik bir medeniyettir. Trafik gelişme trendidir. Trafik o şehirde yaşayan insanların yaşam biçimini, yaşam tarzını ve yaşam konforunu gösteren en önemli bir ölçümdür. Zaten değerli başkanım, o çözülmediği zaman insan sağlığı üzerinde de etkisi çok önemli. Kesinlikle. Bir kere kaybettiği zamanın parasal değeri, sağlığı üzerindeki etkisi, gürültüsü, trafik sıkışıklığı, emisyonu bu açıdan çok çok önemli. Siz de biraz önce dediniz, yol medeniyettir, trafik medeniyettir, su medeniyettir. Suda zaten acayip bir potansiyeldesiniz. Trafik konusunda da muazzam gelişmelere açık. Hele sizin projelerle talepler çok daha doğru da artacak. Bugün bizim öğrendiğimiz rakamlar da çok büyük diğer bazı büyük çok şehirlere doğru göre. Benim tahminim 300 bin yolculuk oluyor bir günde ki bence kesinlikle önemli evet bir rakam. Kesinlikle 300 bin civarında.
Ve siz kalkıp gelip burada ana omurgayı bir kapasitesi yüksek bir raylı sistem üzerine kurmanız, bu manada çalışmalar yapmanız ve bu konuya verdiğiniz önem, Sakarya basınını da tebrik ediyoruz, yerel basını gündeme getiriyor ve bunu da şu anda da Türkiye'nin ilk yerli ve milli trenini yapan Sakarya'daki fabrikayla İnşallah. İlişkilendirmeniz muazzam şeyler. Bize de iltifat ediyorsunuz, sizin o nezaketiniz, ilginizle biz de kendimizi fahri bir danışmanınız olarak kabul ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim, sağ olacağım. Hani Cumhurbaşkanımızın bize tavsiyeleri var. Çok önemli gördüğümüz ve biz bunu ajantemizin en başına koyduğumuz bir tavsiyesi var. Diyor ki Cumhurbaşkanımız, evvela bilgiyi iyi kullanacaksınız. Bilgi. Bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Yeterli değil, kullanmak gerekir. Bilgiyi iyi kullanmak lazım. Yeterli mi bu? Yeterli değil. Başka? İnsan kaynaklarını iyi kullanmak lazım. Yani nitelikli insanları iyi kullanmak lazım. Nitelikli insanlardan istifade etmek lazım. İşte bunlar da sizlersiniz inşallah. Bu da yeterli değil. İyi kullanmak lazım, ekonomiyi, parayı kullanmak lazım, yani yatırımı kullanmak lazım. En ekonomik yatırımları bilgiyle, insan kaynaklarıyla cehederek bunları ve parasal noktada en minimize ederek kullanmak lazım. Bu da yeterli değil, zamanı iyi kullanmak lazım. Zaman çok kıymetli. Bunu çünkü. Başkanım ben yani, bir şey çok dikkatimi çekti. Siz hani hep böyle çok nezaketiniz yüksek, bizi çıkarıyorsunuz öne de. Ben dün sizin o yaptığınız sunumlarda hem gösterdiğiniz ev sahipliği hem de gösterdiğiniz slaytlar, projeler bu Kırgızistan'dan gelen belediyeleri çok etkiledi. Bunların o yönde ki kanaatleri nasıl bir kanaat oluştular? Yani ülkemizin geldiği durum Sakarya açısından böyle bir değerlendirme, bir yorumunuzu alabilir miyiz? Bir uluslararası toplantıda önemli bir katkı sağladınız ülkemiz adına. Bunu bir de bütün Sakarya ve Marmara Trafik dinleyenlerin duymasını istiyorum. Bunu paylaşır mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Ya. Gerçekten önemli bir heyetti. Ve hepsi çok etkili insanlardı. Hem Cumhurbaşkanlığı temsilcisi vardı. Hem de yerel yönetimlerden sorumlu temsilcisi vardı. Diğerleri de belediye başkanıydı malum. Evet. 15 civarında belediye başkanımız vardı. Dolayısıyla değerlendirme sonuç bildirgesinde ben şu cümlelerle olayı kapattım. Ve onların değerlendirmesini aldım. Onların değerlendirmesine göre de ben de kanaatimi şekilde beyan ettim. Malum bir kalkınma modelinden bahsediyorsak ve kalkınmada yerel yönetimlerin fonksiyonlarından bahsediyorsak, evvela yerel yönetimin fonksiyonlarını 3 ana temel noktada değerlendirmek lazım. Kalkınma modeli dediğin zaman, yani bir ülkenin, bir şehrin kalkınma modeli dediğin zaman, bu modelin içinde en başta yine Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiye ettiği gibi bilgidir, bilimdir, üniversitedir. Yani o şehirde bir üniversiteniz varsa, eğer yoksa da bir başka üniversitede, yani isim yapmış güzel bir, etkili bir üniversiteyle mutlaka ve mutlaka işbirliği yapmak. Yani bu bilim, bu işin temeli. Bilim. Yani bilim temeli. Cumhurbaşkanımız da işte ondan hareketle evet. 94'te su problemini, çöp problemini hepsini çözdü bilimin Kesinlikle. Desteğiyle. Bilim işte, bilim. Evet. Bilimi bir kere bırakamayız. Bu baş amil, baş tacı bilimdir. Yani bilim tek başına yeterli mi? Yeterli değil. Değil. Bilimin harekete geçirecek olan, bilimdeki fikirleri, düşünceleri hayata geçirecek olan, hani üstadın ifade ettiği gibi diyor ya Necip Fazıl evet. Üstad, kısa göre üstadımız diyor, fikirler eğer aksiyona dönüşmezse hükümsüzdür. Yani ne kadar güzel fikri olursa olsun, ne kadar güzel hayal kurarsan kur, ne kadar güzel düşün. Eğer sen bunu fiiliyatta düşünmüyorsan, aksiyona dönüştürmüyorsan bir mana ifade etmez. Sadece böyle lafı güzaptır yani. Yani sadece bilim uygulanabilir olması lazım diyorum bilimin ben de. Bilimin uygulanabilir olması. Bunu kim uygulayacak? Kamudur. Kamunun da en önemli dinamiklerden biri yerel yönetimlerdir. Ha, yerel yönetim burada bilimle entegre olmak mecburiyetinde. Yerel yönetim olmazsa bilimin fonksiyonları da o nispetle şey istenilen seviyeye ulaşmamış, yani uygulamada ulaşmamış olur. Evet. Yerel yönetimler ve kamu diyoruz biz buna. Kamu yeterli mi? Yeterli değil. Üçüncü bir şık gerekiyor. O da müteşebbis gerekiyor. Yani biz ihaleler ediyoruz değil mi? Yani konuları ihale ediyoruz. Bir konu istiyoruz, onu biz ne yapıyoruz? Bir takım şeyleri, yüklenici firmalar ihale ediyoruz. Yani müteşebbislere ihtiyacımız var. Pardon. Dolayısıyla müteşebbis, kamu yani yerel yönetim ve de bilim üçü entegre olduğu zaman
artık o şehrin önüne kimse geçemez. O zaman başkanım o bir üç başlık dediniz ya çok önemli. Bu bir denklem yapsak denklemin diğer tarafında da milletin mutluluğu oluyor o zaman. Tabii bütün Sakarya. Mutluluk, refah, milletin refah seviyesi. Bundan yaşam dolayı da ben sizin şu özelliğinizi de fark ettim. Bazı önemli projelerde tahmin ediyorum siz bunları hayata geçirmeden geniş kitlelerle Sakarya kesinlikle vatandaşlarıyla da paylaşıyorsunuz. Kesinlikle. Katılımcı belediyeciliğe ilişkin bir yeteneğinizi burada tespit ettim. Paylaşmayı da görebiliyorum. Teşekkür ederim. Zaten demeçlerimde ana manşet şudur. Vatandaşımızın burada yaşayan insanlarımızın istemediğini biz de istemeyiz. Yani bir şey istiyorsak vatandaşlarımızın talep etmesi lazım, istemesi lazım. Vatandaşın istemediğini, vatandaşın karşı geldiğini, vatandaşa uygun olmayan hiçbir şey bizim için uygun değildir. Peki. Ana başlığımız bu. Sayın bu başkan, başlıktan hareket etmekle sürdürüyoruz çalışmalarımızı. Peki, Sayın Başkan, şimdi vatandaşlardan gelen bazı sorular var. Cezayir Bey de onları müsaadenizle size onlara bir yöneltelim. Hayır, buyurun. Bahsettiğiniz tramvay, nostaljik tramvay ile ilgili sorular var. Nerede başlıyor, nerede bitiyor, tam olarak güzel ne zaman hayata geçecek soru bu. Evet, çok güzel. Evet, peki konuşayım mı? Tabii hayır, sorular. Buyurun efendim. Çok soru var başkanım. Hayır, sizi edinmeye geciktirmek de istemeyiz. Estağfurullah. Şimdi nostaljik tren ismini böyle koyuyoruz. Bu bir ulaşım aracı. Ama nasıl bir ulaşım aracı? Konforlu, keyifli, rahat ve turizme katkı sağlayacak ve gerçekten insanların ulaşımdan öte bir ulaşım yapmak. Ne demek bu? Yani binmeyi kendine bir keyif yahut da bir rahatlık, bir konfor olarak görmeyi düşünen bir tren bu. Nostaljik tren diyoruz. Hı-hı. O malum Türkiye'de bunun modeli İstiklal Caddesi'nde. Yani evet. Taksim'de, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde. İstiklal Caddesi'nde Taksim'den tünele kadar diyorsunuz. Nostaljik trenimiz var. Ben İstanbul'a gittiğim zaman İstiklal Caddesi'ne gidip o trene binmediğim zamanı az bilirim. Yani ona bir bilmek isterim. Çünkü o İstiklal Caddesi'ne gitmek yerine o trenle gitmek insana çok farklı bir dünya veriyor. Çok farklı bir gerçekten rahatlık ve huzur veriyor. Netice itibariyle o tramvaya, nostaljik tramvayla seyahat etmenin apayrı bir yeri var. Onun için biz orada güzelliği kendimizde bir insan olarak, birey olarak, yaşayan bir insan olarak gördüğümüz için Sakarya'da en öncelikli projelerimizden bir tanesi de nostaljik tramvayın şehrimize getirme ile ilgili çalışmaları başlattık. Evet. Son aşamasına geldi ve ilgili firmalarla temaslarımız sürüyor ve bir firma içinden ön plana çıktı. Ön plana çıkan firmanın da son briefingini biz 10 gün içinde vermesini bekliyoruz. Ve öyle sanıyorum ki 2020 yıla girmeden 2019 yılının sonunda yani bir ay içinde biz bunun inşallah son şeklini vermek istiyoruz. Son şeklini vermek istiyoruz. Süper. Bunun başlangıç noktası şurası. Yeni Cami. Bizim orada çok önemli bulvarımız var biliyorsunuz. Sakarya'da çok önemli bulvarımız var. Bulvarımızın tam ortasından. Niye tam ortasından? Bulvarımızın sağından bir yol geçiyor. Solundan yol geçiyor. Ortası ciddi bir seyir alanı ve bulvar, rekreasyon alanı. Biz sağ tarafta yollardan geçirmeyi planladığımız zaman vatandaşlarımızın, bak demeyi bir şey söyledim. Vatandaşın istemedin biz de istemeyiz dedik. Bak bu çok önemli. Şimdi vatandaşlar dedi ki başkanım evet tren çok güzel, proje çok güzel ama siz buradan geçirirseniz biz burada esnafız, ticaret yapıyoruz. Bu sefer araçlar buraya gelip 5 dakika park ediyor, işini görüyor, tekrar gidiyor. Veya 10 dakika neyse 5-10 dakika. Buraya siz tramvaya geçirirseniz bizim araçlarımız burada park edemez, müşterimiz de gelmez. Müşteri gelmeyince bizim buradaki ticaretimiz zor duruma kalır ve dolayısıyla biz ekonomik olarak mağdur oluruz. Baktım çok mantıklı. Dedim bu mantık doğru. Ve ben mantığa evet diyorum ve bu mantık çerçevesinde sizin ticaretinizin zarar gelmesi demiyorum. Evet biz şehrimizde bir güzellik, şehrimizde gerçekten bir artı bir şey getirmek istiyoruz ama eğer esnaf burada, ticaret erbağı burada zarar görecekse o bu lüks olmaz, o güzel olmaz yani. O zaman ne yapalım? Bulvarın ortası boş. Seyir alın zaten gezinti alanı İstiklal Caddesi gibi. Bulvarın tam ortasından geçiririz. Kimseye zarar vermez. Daha da güzel. Sanki piknik yapar gibi. Sanki böyle bir korudan gider, koru içinden geçer gibi. Yahut da efendim mesela bir botanik bahçesinin içinden geçer gibi. Çünkü bulvarımızın çok ağaçlı, yeşil, çok güzel bir şekilde peyzaj mimarisi yapılmış bir bulvarımız.
sanki botanik bahçesi gibi. Bulvar dediğiniz cadde mi Sayın Başkan? Çark Caddesi'nden mi bahsediyorsunuz? O şey değil, bulvar evvela. Evvela ha, öncesi, bulvar. Oradan şeye, caddeye doğru uzayacak. Ha, bulvarın tamam. bitiminden sonra tamam. Çark Caddesi'ne giriyorum. Tamam. Toplam kaç kilometre yani başkanım? Bir kilometre kadar bulvar, 800 metre kadar çarkta. Toplam bir ortalama 2 kilometre. İki, kaç yani istasyon toplam olacak? Birinci, ikinci istasyonlar. Bir istasyon. Sadece. Bir ara istasyon olsa o yandaki dükkanlara destek vermez mi bir de? Ama o bulvarda buna destek vermişti. Bir yer tam Çark Caddesi'nin tam ortasında bir ara istasyon yapıyoruz. Yani ya, ara istasyon var değil tabii, mi yani? Tamam. Şerefiye tabi var. Şerefiye Camisi'nin oldu o zaman. Mekanda orada bir alanda müsait orada. Alanda müsait. Orada bir ara istasyon yapıyoruz. Yani şeyden kalkan Millet Bahçesi'nden kalkan nostaljik tramvay geliyor. Şerefiye Camisi'nin önünde yani Çark Caddesi'nde Yeni Cami'den kalkan trende o noktada bir araya geliyorlar, geçiyorlar. Yani birbirlerine yol veriyorlar. Yani birbirlerine selam vererek geçiyorlar. O noktada bir iki tane ray yapıyoruz ve orayda birbirlerini selamlayarak geçiyorlar. Sadece o noktada öyle bir ara istasyon. Tamam. Çark Caddesi'nin tam ortasından geçiyoruz ve esnaflarımız baştan ya bizim acaba işimizde zarar verir mi diye bir endişe duydular. Bunu ilkeli izah edince bizler bu çok güzel. Bu bakın destek de verir ayrıca yani, bir ulaşım talebi olur. Başladılar. Çünkü neden? Şu prensip, şu ana prensip şunu esnafımızla vatandaşları paylaştırdım. Bizim iki tane üniversitemiz var. Biri tarihi kadim Sakarya Üniversitesi. Diğeri de uygulamalı bilimler üniversitesi. Ve 100 bin civarında öğrencimiz var. Çok ciddi öğrencimiz var. Biz öğrencimizi şehirden kopardık. Öğrenci şehire gelmiyor. Bulvara gelmiyor. Çarşı Caddesi'ne gelmiyor. Yani sayısı çok. Bizi, öğrencimizi şehirle buluşturmak istiyoruz. Merkezle buluşturmak istiyoruz. O ana temel prensiplerinde bir de bu. Hem turizme katkısı, hem insanları konforlu bir seyahat yapmaları sağlamak, hem de üniversite öğrencimizi çarşıya getirmek, pazara getirmek, merkeze getirmek özelliği olacaktır. Dolayısıyla bizim barış noktamız şu anda yapmaya çalıştığımız daha önce Sakarya stadı olan ve şu anda orası malum Cumhurbaşkanımızın tensip ve talimatlarıyla Millet Bahçesi'ne dönüştürdüğümüz ve inşallah Aralık ayına kadar sonuna kadar da bu Millet Caddesi'mizi hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere çalışmalarımızı. Evet. Onu başkanım onu hizmete sokarken öbür nostaljik tramvayın da bir temelini atarsanız aynı güne denk gelse muazzam olur. Yani birbirini tamamlar. Onun çalışmalarını daha sürdürüyoruz. O konuda sizin de desteğinize ihtiyacımız var. Hocam ne demek? Fazla ihmal etmeyin. En kısa zamanda önümüzde kapta bekleyelim. Tekrar İnşallah. Bu gelişme sadece nostaljik trenle ilgili bir şeyimiz olsun. Mütalaamız olsun. Nostaljik trenle ilgili katkılarınızı, görüşlerinizi alalım. Ve inşallah bir ay içinde bunun da temelini atmak için elimizden gelen gayret sarf edelim. Başkanım bir de bu tramvay falan birbirine karışıyor ya. Şimdi siz nostaljik tramvaydan bahsettiniz. Konuya az bilgilisi olanlar acaba başka bir şey yapmayacağım. Bir de sizin düşündüğünüz onu da bir söylersek tamamlar yani. Raylı sistemi omurgası. Tramvay diyoruz. Ona girişte bahsettiniz. Ama olsun şimdi onu deyince biz bile dün bir açıklamalarınıza baktı ya bu tramvay mı ya bu ayrı diyoruz değerli dostlar. Hocam diğer çalışma sizlerle de birlikte yürüttüğümüz çalışma bizim iki hat belirlediniz Sayın Cahit Bakanımıza da sundunuz cumartesi günü sizi ziyaret ettiğinde o önemli değil mi? Onlar da en fazla yolculuk taleplerinden oluşuyor. Ana merkez gar olacak. Ana merkez gar olacak. Bir başlangıç takriben hem doğu kesimden, doğu kuzey kesimde, doğu güney tam ortasında teşekkür eder. Ve bizim Tansu'da Tiyan Sanayi Odası'nın önünden başlayan ve devam edip Sakarya Caddesi ve Katlı Otopark yahut da Katlı Otopark'a gitmeden Topça dediğimiz bir kavşak var. Topça kavşağından sola dönüş, İlhan Arat Caddesi'ne giriş, İlhan Arat Caddesi'nden Sakar Baba'ya devam ediş, Sakar Baba'dan Bosna Caddesi'ne, Bosna Caddesi'nden Gar Meydanı'na. En yolculuğun en fazla olduğu tabii yerlerde yani olan, arzu attı diyoruz orada. Evet, oradan geçirmişsiniz. Evet. Bir de başkanım şimdi bir, burada diğer hattımız yine Gar Meydanı'na. Diğeri evet ikinci. Diğer gar alıyoruz ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ne çıkıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nden üniversiteye doğru bir hat.
Şimdi başkanım, bunları söyleyince hani geçmiş tecrübelerimden, bu sefer yani minibüsçüler, otobüsçüler, biz ne olacağız? Onlar için de bunu bir izah ederseniz, hiç kimse bir yolcu kaybetmeyecek. Belki onların güzergahları değişecek sadece. Onu yani da, ben şöyle bir tabir var değerli hocam. Biraz amiyane olacak. Basit, halk dili bir tabir olacak. Hani bir kasap dükkanı varsa bir yerde, hemen yanına da bir kasap dükkanı genelde açılır. Hemen diğerinin yanına açılır. Şimdi bir kasap dükkanı açılıp diğer kasap dükkanı açıldığı zaman, veyahut da terzi, veyahut da bakkal, veyahut da başka bir şey. Veya Erzurum'da cağ kebap başkanımız. Diğerinin, bak diğerinin müşterisini azaltmaz, tam tersi arttırır. Tam tersi arttırır. Tamam. Yani insan ihtiyacını sağda sola belirli yerlere dağılmış olan yerlere değil, bir merkezden gidermek ister. Yani Kasaplar Caddesi, Terziler Caddesi, şefere mesela diğer Esnaflar Caddesi gibi. Yani bir yerde yoğunlaşması demek, yoğunlaşması demek daha çok müşteri arttırmak demektir. Tabii. Yapılan faaliyetler müşteriyi kesmez, müşteriyi daha çok arttıracaktır. Hiç kimsenin ekmeğine mani olmadı. Kesin ya, bunu da iyi bilmeleri lazım ki. Bu güzergahı, bahsettiğim güzergahta bir dolmuş hattı yok hocam. Tabii, bahsettiğim tabii. Güzergahı Sakarya Caddesi'nde dolmuş hattı var ve minibüs hattı var. Ama bu hatta İlhanlar Caddesi'nde bir hat yok. Olan hattında kıymet harbiyesi yok. Yani çok yani değerli başkan, bu tip çalışmalarda diğer esnafın da mağdur olmayacağı Türkiye'de yapılan çok sayıda örneklerle mevcuttur. Vatandaşlarımızın da, o esnafımızın da çok rahat olmalarını bir teknik bir kişi olarak öneririm ben. Yine dedim ya, buradaki vatandaşımızın mutlu kat sayısı üst seviyede olması bizim önemli hedefimizdir. Yine söylüyorum, prensip olarak vatandaşımızın yaşam standartını, mutlu kat sayısının üst seviyede olması bizim ana hedefimizdir. Vatandaşın mutlu kat sayısını ve yaşam seviyesini dağıtacak, rahatsız edecek, mağdur olacak ama esnaf, ama vatandaş, ne olursa olsun biz ona taraftar değiliz. Peki. Başkanım, bu arada da bunu çok güzel izah ettiniz. Bir denkleme falan da soktu. Bunu bir slogan yapsanız, Ekrem Yüce ile daha mutlu millet Sakarya falan, yani hocam, bunu o da, biraz çalışsınlar. Başkanım, yok, ben sizin o toplantıda gördüm. Çok muazzam sosyal bilimci hocalarımız, bürokratlarınız var. Cezayir Bey, soruları devam ediyor. Devam edelim. Çok soru var. Vatandaş yani soruyor. Vakit de azalıyor. Buyurun. Çok da tutmayalım. Sayın Başkan'ın galiba bir yolculuğu. Telefonda bu kadar var. İzleyenlerimiz izler mi bilemiyorum. Yani. İzlemeseler de başkanım, link hazırlanacak birazdan. Yalnız, siz onu belediye sitesine de koyarsanız bütün vatandaşlar açıklamalarınızı inşallah dinler. Hayır, bunu aynı isteyen sitesine koyabiliriz. Biz canlı yayın aracımızla, Mustafa hocamızla beraber bir gün illeri ziyaret etmeye başlıyoruz. Sayın şeref başkanım, verirsiniz. Yanında olmak istersiniz. Başkanım, pazartesi de zaten trafikte küçük hata yoktur tırımız. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile iki günlük miniklere tiyatral gösteri için Sakarya'da olacak. Hayır, inşallah. Hayır. Sayın Başkan, Erenler girişindeki çalışma sorulmuş sizin. Topça'daki Erenler girişi, Topça'dan bahsediyor vatandaşımız, sağ olsun. Evet. Önemli konuyu izah etti. Yani burası ilan hikayesine döndü. Yani vatandaşlarımız bu konuda hassasiyetleri ve bir takım endişelerine katılıyorum ve ben üzülüyorum gerçekten. Bu tabii karayollarının uktesindeydi. Karayolları seçim öncesi müteahhitimiz buradaki çalışmaları adeta durdurmuştu. Ve vatandaşlarımız ve sekre seyir konusunda olan bütün yaşayan vatandaşlarımız ciddi manada eziyet çekiyordu. Esnafımız eziyet çekiyordu. Alışveriş merkezimiz var, müşterilerimiz kesilmişti. Yani o caddenin inşaat halinde olması gerçekten Sakarya'ya giren, Erenler tarafından giren, çıkan ve orada yaşayan, orada esnaf olan bütün herkesi mağdur etmişti. Netice itibariyle bunun üzerine biz müteahhitle görüştüğümüz zaman müteahhit olayı çeşitli sebeplerden dolayı öteliyordu. Yani ekonomik sebepler münasebetiyle. Bunu Sayın Bakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Ulaştırma Altyapı Bakanımıza aktardık. Bakanımız sağ olsun gerçekten çok girişimci, çok mantıklı, çok akıllı ve çok da pratik zekalı olan bir bakanımız. Cahit Kıraç'ımız, Cahit Bey, Turan Bey. Netice itibariyle senin bakanım, bizim Adapazarı'nda Erenler girişinde bir kavşağımız var. İster tarafından, yani karayolları testine yapılan ve bu vatandaşlarımız tarafından Allah illallah denedi ve şu anda çalışmalar durmuş vaziyette. Biz seçim arefesindeyiz ve vatandaşlarımızın müthiş tepkileri var. Yani seçim arefesi olması şart değil. Vatandaşlarımızın müthiş tepkileri var. Bu konuda bizi rahatlatır mısın dedim.
sağ olsun bakanımız. Ne demek? Sizi rahatsız eden bizi de rahatsız eder. Sakaryalıyı rahatsız eden bizi ciddi manada rahatsız eder. Derhal talimatlandırıyorum. Ne gerekse yapıyorum dedi ve müteahhitimizle görüşüp gerek talimatları verip ve orayı hızlandırdı. Tam seçim arefesinde biz o Topça kavşağı açıldı. Yani trafiğe açıldı. Açıldı ama yarım yolak açıldı. Hı hı. Yani Erenler'den giriyorsunuz efendim ve Karasu işte Kocaeli tarafına gittiğiniz Denizli, Söğütlü, Kaynarca, kısmen Kaynarca yarı yoldan ayrılıyor tabii ki. O hat üzerindeki çok önemli bir güzergahımız. Bunun üzerine yan taraflarında bir takım çalışmaları da Büyükşehir'e düşüyor. Biz üstlendik. Fakat Büyükşehir yapması için yine oradaki ana temel yan yolların yapılması gerekiyor. Bununla ilgili yine bir duraksama oldu. Yine bakanımıza konu yaktı ya Sayın Bakanım. Ana arter açıldı ama yan yollar açılmayınca şehirle yine kilitli. Şehir hareket sevk ve seyirde ciddi bir hareket olmuyor. Bununla ilgili de bir talimatlandırır mısın dedik. Sağ olsun tekrar talimatlandırdı. Ve yan yollarda şu anda hemen hemen bitti. Ben geçen hafta bizzat hemen hemen sık sık oraya gidiyorum zaten kontrola. Geçen hafta gittiğimde yan yolları asfaltlama işi başlamış. Atatürk Sanayi önündeki bir kısımda çalışma var şu anda. Oranın asfaltını malum soydular ve tekrar yeni bir asfalt döküm işlemleri var. Atatürk Sanayi hemen hemen önüne tekabül ediyor. Yan yollar %90 seviyesinde bitti öyle diyeyim ben. Orada karayolları çalışması. Karayolları çalışması biter bitmez ama bitmeden biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaları başlattık. Diğer teferruatları mesela üst geçitle ilgili çalışmalarımızı, oradaki dolmuş durayla ilgili çalışmalarımızı, yan yolları yanındaki kaldırımlarla ilgili çalışmalarımızı ve regresyonlarla ilgili çalışmalarımızı biz de üstlendik. Bizim ekiplerimiz şu anda çalışıyorlar. Öyle sanıyorum bir ay içinde tamamen eksiksiz bir şekilde kullanıma hazır vaziyette gelecektir. Ben de yakından takip ediyorum. O vatandaşlarımızın mutlaka orada yaşayan vatandaşımızdır. Gerçek haklarını aramasınlar. Bizim elimizde olan bir şey değil. Biz yoğun bir şekilde olayın takibindeyiz. Bizim gücümüzün dışında yani bizim sorumluluğumuz dışında evvela olay cereyan etmişti. Ama şu anda biz her şeyden sorumluyuz. Sorumlu olmadığımız bir konu yok olarak görüyoruz. Hı. Ama direktman karayolları müteahhiti bu işe üstlendiği için takibindeyiz. Bize düşeni biz de yapmaya çalışıyoruz. İşbirliği haldeyiz. Karayolları müteahhit ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği halde inşallah bir ay içinde onun en iyi şekilde bitmiş ve bir olacak. Takım eksikleri de giderilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Evet, bu söyleşten çıkan manşet olacak. Bir de başkanım ben burada bir yıldan fazla zamandır her salı bir saati program yapıyorum. Bugün ilk defa bir şeye şahit oluyorum. Sizin göremediğiniz Mert diye bir kardeşimiz var. Coştu, evet. 11 tane tweet atmış. Radyo Trafik adına her söylediğinizi manşet yapıp işte tramvay buradan, nostaljik tramvay buradan. Teşekkür, sağ olun. Yani yanlış anlaşılmasın da bakanları da burada misafir ettik ama Mert kardeşim bunu yapmadı. Sakarya'daki vatandaşlarımıza duyurulur. Bütün konuştuklarınızı her cümleyi ayrı bir tweet yaptı. Radyo Trafik Twitter üzerinden. Hakikaten bütün Sakaryalılar adına 1,010,000'den yaşayan Sakaryalılar adına ben kardeşimizi tebrik ediyorum. Beyefendi hürmetle saygılar arıyorum. En kısa zamanda onu da Sakarya'ya davet ediyorum ağırlamak için. Inşallah. Yani şu anda ben 2 dakikasını kestim, 2 tweet kaçırdık başkanım. Beni dinliyor ki ne diyor diye. Askerden de yeni geldi, performansı daha maşallah, da artmış. Maşallah o zaman bekliyoruz onu. Onun bir an evvel askere yeni gelmişsem tebrik edelim, geçmiş olsun diyelim. Onu bir arayalım inşallah. Peki. Başkanım inşallah. O adresiyle söyleyeyim bir başkanım da Radyo Trafik diye mi geçiyor Twitter adresi? Marmara, evet. Radyo Trafik. Marmara Trafik'ten. Sayın Marmara Trafik. Biz evet. Takip ediyoruz. Sayın Başkanımız takip ediyoruz. İki tane soru var. Bir dinleyicimiz diyor ki Sayın Başkan, İstanbul'dayım. Bilmiyorum durum ne oldu da Sapanca Gölü kıyısına kadar ulaşacak bir bisiklet yolu yapılacaktı. Aa, müthiş. Ne oldu diye sorar Sayın Başkan. Şimdi malum Kocaeli tarafı hemen hemen kendi sınırına kadar olan kısmı tamamlamış durumda. Hı. İkinci etap Kocaeli sınırıyla, Sakarya sınırıyla Sapanca'ya kadar olan etap geliyor. Sayın Bakanımızın bu gelişinde malum konuyu masaya yatırdık. Sapanca Belediye Başkanımız da vardı. Orada yetkililer de vardı. Bunun bir şekilde Kocaeli tarafındaki yapılmış gibi bizim tarafında da yani Sakarya kısmında yapılması konusunu Sayın Bakanımızın himmetlerine ve talimatlarına sunduk. Bakanım çok sıcak baktı. Dedi ki istimlak konusunu girersek biz bunu sizin tarafından çözmenizi istiyoruz. Siz istimlak konularını çözün.
Geri kalan kısmını biz gerekli işlemlere yapabileceğini ifade etti. Şimdi Sayın Belediye Başkanı çalışıyor. Onu kendi imkanlarımızla ne şekilde istimlak yan taraflar yolu genişletmemiz gerekiyor çünkü. Ne şekilde bir ne kadar bir genişletebiliriz? Vatandaşları mağdur etmeden, vatandaşlarımızla rızasını alarak onların da efendim katkılarıyla yolu şu an tekrar bir gündeme aldık. İnşallah biz de aynı hassasiyeti, aynı sıkıntıyı paylaşıyoruz. Çünkü Sapanca gerçekten bu bölgenin, Türkiye'nin bir incisi. Yani bir incidir. Sakarya bir inci, Sakarya'da göz bebeği de maalesef Sapanca'mızdır. Dolayısıyla biz de o vatandaşlarımız kadar arzu ediyoruz. Çünkü çok rahat geliş gidiş ve seyirde rahat olmaları lazım. Sakarya sınırına kadar geliyor. Ondan sonra ciddi manada darboğaza giriyor. Yani zorlanıyor trafik yönünden. Biz de bunun için çok rahatsız. İnşallah biz de bunu çözmek için var gayretinde çalışıyoruz. En kısa zamanda çözmeyi ümit ediyor. O vatandaşımıza da saygı. Başkanım, burada çok bisikletten önemli. Açılmışken dün muazzam bir şeyden bahsettiniz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde dağ bisiklet turnuvası. Evet, onu da bir paylaşır mısınız mı? Şimdi malum Sakarya bu tam bir tweet'ti ki aynı zamanda. Sakarya bir bisiklet dostu şehir. Yani bu da iftarla ifade edelim. Dünyada bisiklet dostu olan şehirlerin sayıları çok mahdut. Bisiklet dostu olabilmek için 10 ve biz Sakarya olarak 10 kriterin 9 tanesini gerçekleştirmiş durumdayız. Bunlar tabii jüri tarafından test ediliyor. Belirli bir uzman heyetler tarafından test ediliyor. Ona göre karara bağlanıyor. Bir tanesi kaldı. O birin de gerçekleşmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah onu da gerçekleştirdiğimiz zaman Sakarya bisiklet dostu dünyada bir şehirler arasına girmiş oluyor. Sakarya bisiklet konusunda malum en şartlı, bu coğrafi şartlar, fiziki şartlar ve iklim şartları en uygun illerimizden bir tanesi. Ve genetik yapı da ona çok müsait. İnsanlarımız da bisiklet kullanmaya çok meyilli ve bizim şehrimizin muhtelif yerlerinde malum şeyler var. Bisiklet duraklarımız var. Belediye ait. Yani orada bisikletlerimiz var. Bu sakbis dediğimiz ve gidiyor vatandaşımız bir duraktan bisikletini alıyor. İstediği yere gidiyor ve istediği yere bırakmak istediği noktada tekrar duraklarımız var. Oraya bırakıyor. Yani bak, şimdi bisikleti nereye bırakacağım, nereye tekrar geri mi götüreceğim diye düşünmüyor. Bir noktadan alıyor, işini görüyor, istediği ya işi bittiği yerdeki durağında tekrar bizim bisikletini bırakmış oluyor. Böyle bir uygulamamız var. Bunu şimdi biz dünkü sunumlarda da gündeme getirmiştik. Akıllı bisiklet seyahati diyerek bir proje geliştiriyoruz. Bu akıllı bisiklet seyahatimizde de bu rakamları, bu duraklarımızı arttırıyoruz. Ve daha kullanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz ve teşvik etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bisikletle ilgili biz hediyeler malum değişik ödüllerde hediyeler verilir. Şimdi biz hediye konusundaki artık ismimizi ve şeklimizi ve vereceğimiz ürünü belirledik. Ürün bisiklet. Yani ufak, orta, büyük neyse bisiklettir. Bizim hediyemiz bisiklettir. Artık hediye konusunda bir arayışa girmiyoruz. Hatta inşallah önümüzdeki sene bütün okullarımızın okul bireylerine biraz bisiklet hediye etmeyi de şimdiden planlıyoruz. Bunu bu sene bir ilan etmiştik fakat yetiştiremedik. İnşallah 2020 yılında okullarımızdan, liselerimizden, orta öğrenimden mezun olan okul bireylerine bir bisiklet hediyesiyle onları takip etmek, onları ödüllendirmek istiyoruz. Ve bisiklet yollarıyla ilgili çok ciddi bir çalışmamız var. Ve bisiklet yolunu biz birinci etapta 100 bin kilometre, ondan sonra 200 bin kilometre, pardon yani 200 kilometre ve 300 kilometre ve bunu ulaşabildiğimiz son noktaya kadar bisiklet yolu yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızdan bir tanesi de çok yoğun bir şekilde bisiklet yolu yapılmasıdır. Bir projemiz de var. Bunu şu anda bakanlığımızda gönderiyoruz, Çevre Bakanlığımızda. O da Sapanca Gölü'nün tamamen etrafını hem yaya hem de bisiklet turuyla link yapabileceğimiz bir sistemi, bir ulaşım bandını oluşturmak için projelerimizi hazırladık. Taleplerimizi hazırladık. Bakanlığımıza sunmak üzere şu anda son aşamasına geldi. İnşallah bakanımız da Çevre Bakanımız da bu konuda çok duyarlı ve onun da tesip ve takdirleri ve onayları da başlatmak istiyoruz. Bir kısmı, çok az bir kısmı Kocaeli hattında kalıyor. Malum Sapanca'mızın batı kısmında çok kısa bir mesafede olsa Kocaeli sınırlarında. Orayı da Kocaeli Belediye Başkanımızla gerekli yazışmaları yaptık. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla ben de yüzle de görüşerek o Kocaeli Belediye'miz kısmını da link hale getirerek bütün Sapanca Gölü'nün etrafını
bir bisiklet turuyla ve de yaya yoluyla gezme imkanı sağlayarak dünyada nadir bir rekreasyon alanı, nadir bir gezinti alanı, nadir bir aksiyon hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor inşallah. Gitti, başkanım bu görür. Cumhurbaşkanlığı gitti, turnuvasıydı 2020. Onu, 2020. Onu söylemediniz. Doğru, onu bu kadar uzanlatınca malum 2020 yılında dünyada hemen hemen 300 uluslararası televizyonların da yer vereceği ve milyon milyarlarca insanın izleyebileceği dağ bisikleti, dünya dağ bisikleti şampiyonası Sakarya'mızda yapılacak. Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle yapılacak. Hangi bununla ayda ilgili, başkanım bu? Onları biz ilerleyeceğiz inşallah. Tamam. Yani 2020'de inşallah girdi değil mi programa? 2020'de inşallah tamam. 2020 programına alındı. Neç itibariyle Cumhurbaşkanımıza bu konudaki lansman yapmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanlarıyla konuyu müdahale ettik ve bir şeyde külliyede bunun lansmanı yapmak istiyoruz. Evvela lansmanı yapmak, Cumhurbaşkanımıza da neler yapmak istediğimizi, hangi seviyede olduğumuzu ve neleri planladığımızı bizzat Türkiye'deki spor severlerle beraber Cumhurbaşkanımızın mahiyetinde bunu lansman yaparak külliyede bunu aktarmak istiyoruz. Bunun da inşallah tarihini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan tamam, bu konuya girip gerek girişimlerle, bu danışmanlarıyla gerek girişimde bulunduk. İnşallah o da tarih belli olunca bunu da ilanatır yaparız. Tamam. Ve Sakarya'mız dünyada çok önemli bir etkinliği ev sahipliği yapmanın hazırlıklarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Tamam, bir soru daha mı var bizim? Bir soru daha var. Son sorumuz başkanım. Son soru. Şehir Kütüphanesi'nden söz etmişsiniz galiba, bir açıklamanız olmuş. O evet, soruluyor. Şehir Kütüphanesi'ni inşallah bakanımızla görüştük. Bakan yardımcılar konuyu görüştük ve bizim eski milletvekilimiz olan, daha evvel Kültür Bakanlığı'nda bir sevişerlik yapmış olan Mustafa İhsen vekilimizle biz işbirliğinde çalışıyoruz. O da bu konuyu yakından takip ediyor ve inşallah biz şehir kütüphanesini şehrimize kazandırmak için şu anda bütün hazırlıklar tamamlandı. Bakanlığımıza sunuldu. Sayın Bakanlığımızdan start bekliyoruz. Yani hadi başlayın talimatını bekliyoruz. Tabi bu ödenekle ilgili, ödeneğin tahsis edilip bir an evvel başlamasıyla ilgili talimatı bekliyoruz. Büyükşehir ve bakanlığımız himayesiyle inşallah şehrimize çok modern, çok tarihi ve gerçekten hemen hemen her öğrencinin, bırak öğrencini, her vatandaşımızın oraya sadece nasıl bir diyeyim, bir tatil amacı gibi yahut da rahatlama, huzur bulma, hem bir şeyler okulma, hem oradaki etkinliklerden istifade etme ve bir merkez haline gelebilecek bir kütüphane planlıyoruz. Sadece kitap okuma değil, içinde bir tabir var malum, biraz amiyane olacak yine. Yok, içinde evet, yok olan bir şehir kütüphanesini şehrimize kazandırmak için çalışmalarımız son aşamasına gelmiştir. Bakanlığımızdan bu konuda ilgili himmetini ve startını bekliyoruz. Ödenek ayrılmasını ve startını bekliyoruz inşallah. İnşallah onu da gerçekleşir. İnşallah. Mustafa hocamıza da buradan çok selam söyleyelim. İnşallah, inşallah. Değerli başkanım, 37 dakikada heyecan, bilgi birikimi, tecrübenizle çok önemli bilgiler verdiniz. Hocam sizi teşekkür tebrik ederim. Ediyoruz. Bak şimdi ben şu anda tam arabaya bindim. Şu anda yola çıktınız mı? 1:05 geçiyordu ve sizlerle başkanım ben bu arada geçe, arabaya bindiğinize göre ben arabadayım. Kemeri de bağlamışsınızdır değil mi? Edirne'ye bak, Edirne-Şile Yavuz Selim Sultan Yavuz Selim Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne varmak üzereyiz. Yani biz de bu arada Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne varmak üzereyiz. Ya nasıl geçtiğini ben de anlayamadım. Baktım bir tabelada Yavuz. Ya süper bilgiler verdiniz. Peki, Sakarya'daki İstanbul'a daha gelmemiş yani. Aslında uzakta. Şu anda İstanbul sınırlarındayım. İşte Yavuz Sultan Selim tamam, Köprüsü'ne varmak üzereyiz Sayın Hocam. İyi yolculuklar olsun başkanım. Çok teşekkür hocam, ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Çok faydalı çok oldu. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hürmetlerimi arz ediyorum. Bilukabi. Yayın değmeye geçen başta oradaki sunucumuz olsun ve oradaki Cezayir Bey, olsun. Mert Bey. O Cezayir Bey, Mert Bey. Arka masada çok Sakaryalılar kişi olarak ve biz Sakarya'yı bütün Sakaryalıların muhabbetlerini, sevgilerini arz ediyorum. Ve Mert Bey'i ve Cezayir Bey'i de inşallah Sakarya'mızda ağırlamaktan şeref duyacağımızı ifade ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz değerli başkanım. Vesile olduğunuz için hocam size evvela çok teşekkür ediyorum. Ve diğer yayında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah her şey çok daha güzel olacaktır. İnşallah size de tekrar iyi yolculuklar olsun. Ülkemiz her geçen gün çok ciddi bir şekilde büyüyor. Çok ciddi bir şekilde mesafe oluyor. Ve biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz.
her adım atışımızda ülkemizin geleceğine daha umutla, daha güzelliklerle, daha bir şekle bakıyoruz. İnşallah Mevlam huzurlu, barış içinde, kardeşçe, sevgi içinde yaşamayı ve çalışmayı nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Başkanım tekrar çok teşekkürler. Sakarya'ya, gittiğiniz Edirne'ye, herkese 82 milyona selam olsun. Edirne'ye selamı süreceğim. Edirne'de Türkiye Belediyeler Birliği toplantımız. Ben icra kulübüsüyüm orada. Orada önemli toplantımız ve önemli kararlarımız olacak. İnşallah şu anda toplantı yetişmek üzere Can abiyle gidiyoruz. Ve Edirne'ye selamlarınızı arz edeyim inşallah. Sağ olun, var olun değerli başkanım. Peki. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hürmetler. Saygılar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi buradan aklıma bir proje geldi. Yayında konuşayım ki hani şey yapmayın diye, böyle gerçek böyle bir tavrınız yoktur ama yayında olduğumuz illere sabahleyin buradan bizim canlı yayın aracımıza binelim. Sabahleyin gidelim. Kocaeli'ye, Sakarya'ya, Bursa'ya gidelim. Sabahtan böyle öğleye kadar işte belediyenin ulaşım daire başkanı, kimse, belediye yönetici, başkanı veya onunla bir tur yapalım. Hı hı. Sonra da öğlen tam bu saatte salı 13'te başkanı ağırlayalım canlı yayın aracımızın içerisinde. Onu herhalde bir yemek falan da verirler bize. Yemeğimizi yiyelim, dönelim. Vermezlerse biz radyo trafikçi olarak veririz. Kumanya götürürüz buradan. Olmadı. Ne dersiniz? Bizi, çok güzel fikir yani. Muazzam evet. Projeler çıkar. Buradan şu çıkıyor açıkça. Bir kere radyo trafik çok iyi dinleniyor. Biz de yani burada iyi konulara temas ediyoruz. Etkili yani kararlara etkili olan kişileri burada ağırlıyoruz. Doğru. Ve bu manada bakın Sakarya'yı yaklaşık hani 31 Mart'ta seçildi. Hani bir hafta sonra mazbatayı alıp başlasa 2-3 aylık bir Sakarya özetini ne güzel izah etti 37 dakikada. Ve vatandaşlardan gelen sorular çok acayip. Hı hı. Bir de Mert Bey'in bu kadar sosyal medyada paylaşması da demek ki o şeyi vatandaş merak ediyor kaçırmışsa. Doğru. O da önemli, ne bilgiler verdi. Mesela şehir kütüphanesini takip edenler için onun bilgisini verdi. Erenler'deki yolun ne zaman biteceğini, nostaljik tramvayı, millet bahçesinin açılışını bayağı bilgi sahibi oldular. Ben tekrar yani radyo trafiğin bu muazzam performansı için bizi de böyle bir saat olsa haftada bir öyle paydaş yapıp faydalı işleri paylaşma imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz. Katılan konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Burada emeği geçen çok kişi var. Radyo trafikte çalışan o kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi peki. Biz bir dakikayı geçirdiğimiz zaman yayının linki 2 saat, 3 saat artıyor. Bitirmemiz lazım. O zaman ben hemen güvenli ve düzenli trafik diliyor. Tekrar şimdi öğrendiniz radyoculuğu bu arada. Radyoculuğu, yayıncılığı yani bayağı. Biraz televizyonculuğu hafif biliyordum çünkü ona daha fazla çıkıyordum. Acun'a burada yeni rakip geliyor galiba. Acun'un rakibe ihtiyacı yok da ben kendim bir televizyon kuracağım ileride. Doğru. Onun adına da ben de Mustafa diyeceğim. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Haftaya görüşürüz. Sizi de yani Saadettin Bey'le görüşerek yani tam gün değil de kısmi mesainiz için bir Saadettin Bey'e teklif götüreceğim. Sizin için, Mert Bey veya diğer tanıdıklarım için. Peki. İşin tabii şakası bir tarafa, tekrar çok teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın.